Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımda sevgili Fatih Kritorak Silmans, Luke Evzirt Eremnur ve Hitlak Master Salih var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Olduk. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyondan ötürü askerimize, Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz ve şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bugün Rav Show vardı, onun değerlendirmesine geçeceğiz. Tarihlerden 13 Şubat 2018 Salı. Sevgili Fatih, ilk soruyu sana sorayım ve sunucu olarak devral. Ruat WrestleMania'yı hissedebiliyor musun? Artık Ruat WrestleMania'nın, çünkü tünelinin içine girdik. Arkamıza döndüğümüz zaman giriş yaptığımız yerde gözükmüyor vaziyette. Çünkü orada kocaman bir Rumble duvarı var. Ne diyorsun? Orada kocaman bir Braun Strowman ve Cello'su bekliyordur belki. O Değil mi? yüzden. Braun Strowman'da dayak atacak adam arıyor. İşte her hafta birini buluyor. Bir de tweet atmış şey diye. Siz ne yapıyorsanız ben bir fazlasını yaparım. Ne ya, korkutuyor reis yani böyle. Hani böyle bir gün yemek yerken kafamı sağa çevireceğim. Böyle sen bir tabak mı yiyorsun? Ben iki tabak yerim lan falan diye böyle. İkinci tabağı da kafamda kıracağım Ya falan böyle. ben Çok. şeyden korkuyorum ya. Çöp Evet. konteynerin içinden çıkacak diye korkuyorum. Çöpe yolladılar ya şey TLC'de. Biz normal insanlar şeyden korkar, kediden korkar. Biz Braun Strowman çıkacak diye korkuyoruz. Ya ilginç bir O... şekilde her haftada kendine eğlenecek bir insan buluyor, kendine eğlenecek bir araç buluyor ve dayak atabilecek bir birey karşısına Neden? mutlaka dikiliyor. Çok acayip. Neden Ya de kim? buluyor? Ha, neden de buluyor? Doğru. Kimse demiyor bu adam bize dayak atar, çıkmayalım karşısına ya da diyen yok. Acaba tabii de bir roster'ı bu adamı sürekli dayak atıp dayak atıp en sonunda kaybettiği için mi ciddiye almıyor? Ne dersiniz? Abi ben almıyorum artık. Çomar Among Men diye çağırıyorum ben onu kendi aramda yani. Çok yani şey yapmıyor. Böyle haftalık şovlarda böyle kolundan kıl aldırmayan adam gidip böyle bir F5 atış olunca ben yani ciddi ciddi bakamıyorum artık olaya. Maalesef. Evet. Öyleyse ufaktan Rav açılışına geçelim Fatih, söz sende. O halde aha, yavaştan geçtik. Hatta yavaştan geçmedik diye geçtik. Çünkü My Time Is Now çalıyor. John Cena şovu açıyor. Çok büyük bir olaymış gibi gösterdiler bunu. Fakat yani John Cena şov açabiliyor. Yani daha önce de açtı. Bu sırada geçen hafta olan üçlü maçı falan görürüz. Elias'ın sürpriz bir şekilde. Aslında hiç sürpriz değil. Ben bekliyordum da. Neyse oralara girmeyeceğim şimdi. Kazandığı maçı görüyoruz. İşte kendisi bir şeyler hakkında konuşuyor. İşte ben diyor yeniden diyor kemer kazanmalıyım diyor. İşte eski Sina ruhunu oturtturmam lazım diyor. Bu arada bunları gidip Vince'e söylese istediği kemeri alabileceği gerçeği var ortada. Çok acayip İlginç. değil mi? Değil mi? Ve Acındırıyor ardından The kendini. Miz geliyor. Yılda 2011 değil bu arada, ha, yanlış anlaşılmasın. Yıl 2018. Çünkü The Miz'le John Cena'nın girdiği bir tartışma var. Adeta oradaki promoları kopyalayıp buraya yapıştırmışlar. Çok ilginç bir dejavu oldu bize de. The Miz mi John Cena'nın seviyesine yükseldi sizce, yoksa John Cena mı The Miz'in seviyesine düştü? Ya da şöyle daha doğru bir şekilde sorulmalı. Hangisi bu maçta olmayı daha çok hak ediyordu? Sevgili Fatih. John Cena. Ama bu The Miz rezalet bir adam olduğu için değil. The Miz'in bir kemeri var ve ben o kemerin savunulmasını isterdim. %100. Yani yoksa The Miz'e bir hakaret için söylemiyorum yani bunu. Eren Nur. Yani Deniz'de neredeyse şey organ gibi oldu kemer. Onun dışında Johnson'ın kemer koleksiyonundaki son eksik parçanın tamamlanmasını, hani ona gönderme falan yapmasını beklerdim ama yani beklediğimin birazcık değişiğinde kaldı. Salih? Bence de John Cena hak ediyor. Sırf pin olmasını izlerim Evet. Fatih, sen ne diyorsun aşırı segment hakkında? ya açılış segmenti benim aşırı derecede hoşuma gitti. Yani gerçekten böyle seyrederken
kendimi yani 2011'lerde hissettim ama 2011 dönemini seven bir adam olarak gururum okşandı. Bu arada Code Blue'nun bir yorumunu okuyayım. Elimination Chamber'a IC diyorum ya. Kılar arası kever sahiplerinin girmesi saçma ya bence. Geçen sene de Ambrose girmişti yine savunulmamıştı. Gereksiz bir durum. Ben buna katılıyorum. Yani aynı şey SmackDown'a geçtiğinde United States kemeri için de geçerli. Yani geçen sene savunulduğumu bilmiyorum da hani genel olarak bu ikincil kemerlerin savunulması olayını yanlış buluyorum ben. Rumble'da da oldu böyle bir şey. Rumble değil mi o? Oldu doğru. Evet. Yani ben bunu gereksiz buluyorum. Hoş değil yani bu. Kesinlikle Stephen Truway demiş WWE'de savunulmayan kemer görmek istemiyorum diye. Eren Nur ne diyorsun bu görüşlülere? Ya haklı ama işte bir görüyoruz. Organıymış gibi kemer taşıyor adam. Bir tanesini görüyoruz. Ayda yılda bir kere geliyor. Ya sürekli return yapıyor. Ya diğer şampiyonlarla zaten bir sorunum yok. Onlar ne güzel işte başımızın tacı her hafta geliyorlar. Her hafta karşımızdalar. Evet Fatih. İşte bunlar birbirlerine giriyorlar falan. En son John Cena diyor ki ya birader çok kendine güveniyorsan gel birebir maça çıkalım diyor. Kaybeden diyor birinciliği alsın diyor. Birinci giren olsun Elimination Chamber'a falan diyor. Biz de tamam diyor eyvallah diyor. Hatta öyle değil. Dur bakayım nasıl oldu? Kurt Angle mı gelip yapıyordu maçı? Aynen. Yok özür dilerim. Mr. Rush saldırıyordu ondan sonra. Rush saldırıyor. Sonra Kurt Angle geliyor. Bu iş böyle olmaz. Siz dışarı çıkın diyor. Öyle maç başlıyor. Ve maç hani şu kadar iddialı konuşuyorum. WrestleMania 20 kaçta olmuştu o maç? Altta mı? 27. 27. WrestleMania 27'den daha iyi bir maç çıkarıyorlar. Yani gerçekten hani böyle haftalık çok kalitesi çok üstünde. Ve yani puanlansa 3.75 4'ü çok rahat görebilecek bir maç çıkarıyorlar. Yani haftalık şovlarda bunları çok fazla göremiyoruz. Çok iyi maçlar çıkartıyor ve John Cena hani killer finisher'ını yapıyor artık. Yani Super AA köşeden attitude adjustment görüş açısı vuruyor. Bunu niye çevirdim bilmiyorum ama Cena maçı kazanıyor ve Miz çembere girecek ilk isim oluyor. Sonra Cena gidip genel duyarını kasıyor. Gidiyor Make a Wish'ten bir çocuğa tişörtünü veriyor sanırım. Kolunu mu veriyor? Bir şeyini veriyor hatırlamıyorum. Kolunu da veriyor. İşte ondan sonra bu kadar. Bundan sonra işte bazı maçların tanıtımlarını görüyoruz şovla ilgili. Ve Bora Hür, The Miz, John Cena sence bu Elimination Chamber'a gerekli olan adamlar mıydı? Aynı bana yönelttiği soruyu sana sorayım. Yani John Cena buraya gerekli miydi? Yani şimdi bizim çok sevdiğimiz bir şey var abi. Profesyonel güreş ve çok sevdiğimiz bir tık level üstü profesyonel güreşi icra eden adamlar. Okey, bu işin bizim romantik yönü ancak profesyonel güreşi icra eden adamların dışında bir de sektörün gerçeği var. Şovların tanıtım gücü, reklam gücü, satış gücü, network'ün gelir endişesi, işte Vince'in yeni yaptığı Amerikan bilmem neyi, futbolu, buz hokeyi neyse işte girişimi buradan WWE'nin Vince McMahon'ın WWE'deki hisselerinden daha çok para kazanma hırsı bu gibi şeyler bazen senaryolarında önüne geçebiliyor. Çat deyip John Cena gelip The Miz'i alt edip hatta iplerin üzerinden attitude adjustment yapıp hani çok karizmatik diye övülen adamı çok büyük diye övülen adamı bir anda alt edip geçebiliyor. Bir romantik yönü, bir de realizm yönü bence bugünkü maçın, bu gece yapılan maçın özeti buydu. İşin romantik tarafıyla realizm tarafı savaştı ve realizm, kapitalizm kazandı. Lonman'in çok güzel bir sorusu var sevgili Salih. Ambrose'u ana bacı sövenler The Miz'i göklere çıkartıyorlar diyor. Ne diyorsun? Yani Ambrose'u izlerken bu kadar zevk almıyorum ben. Daha demin Fazit'e de çok güzel maç çıkardılar falan dedi. Ambrose böyle maça çıkaramıyordu yani. Bir de Ambrose yani The Miz yanında Mistoracı olmasa rağmen bu kadar bana zevkli geliyor. Olmasa daha iyi olur ama. Eren Nur ne diyorsun? Ya ben şimdi pek konuşamayacağım çünkü Ambrose'un şampiyon olduğu zamanlar ben pek güreş takip etmiyordum. Ama The Miz her zaman daha izlenebilir bir şampiyon. Evet, seyir zevki yüksek diyor Eren Nur.
şöyle özet geçelim o zaman. Dean Ambrose title reign yaptığı dönemde title defense'i çok düşüktü. Azdı, yoktu. Title defense yapmaktan uzaktı. Senaryolar, kemer senaryoları hiç gelişmiyordu. Bu nedenle kemer değerini azalttığı söyleniyordu ve bu yönden eleştiriliyordu. Fatih, söz sende. Evet, söz bende. Bu sıralar Rav'da çok gördüğümüz bir şey görüyoruz. Yani böyle genel, Rav'da değil genel olarak, WWE'de bunu ilk Usolar'da gördük. Yani animasyonlarla süslenen promolar. Bunu ilk nerede gördük? Usoların böyle her taraftan sözler fışkıran bir promosu vardır. Ringe geliyoruz, hepinizi kilitleyeceğiz falan diye. Bu sefer de Nerd Metre'yi görüyoruz. Burada mı görüyoruz? Yok, burada görmüyoruz ya. Bakayım. Tamam, burada görüyoruz. Evet, evet. Nerd diye işte bağırıyorlar falan. Sonra ringe geliyorlar hep beraber. İşte ringe geçtiğimizde Good Brothers orada, fakat Revival arkadan saldırıyor. Revival'a Nerd diye bağırıyorlar. Bu arada çok fazla aklımı toparlayamadım. Mazur görün. Revival'a genel promo kesip Nerd diye bağırıyorlar. Sonra ringe geliyorlar maç için, fakat Revival arkadan saldırıyor. Bunun ardından işte The Club bir an toparlanıyor. İşte Revival'ın üstüne atlıyorlar falan. Revival dışarı çıkıyor ve maç için genel pozisyon alınıyor. Bunun ardından genel maç başlıyor. Genel haftalık çok kalitesinde 2.5-2.75'lik bir tag team maçının ardından Shatter Machine'le Revival maçı kazanıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Anlatamadım pek ama ben buradan genel bir soru yöneltmek istiyorum. Raw takımlar divizyonu hakkında... Yani SmackDown'a daha iyi olduğunu düşünüyorum. Benim sorunum yok. Evet. Buyur. Revival'ın kazanması beni şaşırtmadı değil. Şaşırdım. Beklemiyordum. Çünkü Revival'da o ışığı ben bir türlü sezimleyemeyen insanlar arasındaydım. Fakat WWE bir momentum yaratma amacıyla olacak ki eski tag team şampiyonlarına karşı bir galibiyet kazandırdılar. Raw takımlar divizyonu hakkında ne düşünüyorsun dersen, daha önce söylemiştim. Hem Raw hem SmackDown'a yeni yüzler gerekiyor. Yani Revival dediğimiz adamlar 8 aylık tam olacağı dönemde, tam olgunluk ve gelişme dönemine girmişken, senaryosal olgunluk ve ring içi WWE entegrasyon dönemine girmişken 7-8 aylık sakatlık yaşadılar. O bence çok geriye itti. Toparlayabilirler mi? Zannetmiyorum. Ama takımlar şampiyonu olursalar eğer, kemerin ağırlığını taşıyabileceklerini düşünmüyorum. Bir reign süresi bitecek olursam da en fazla 1 ay 1,5 ay yazarım. Yani 2 pay-per-view arası taş çatlasın. 1 pay-per-view arası taş çatlasın. 2 pay-per-view arası derim. Böyle. Bence takviye gerekiyor alttan. Hikmet Zeybek, evet, demiş. Erem Nur'a soralım. Raw Tag Team divizyonunu Sheamus Cesaro çok fena kapadılar. Ben %100 katılıyorum, evet. Ya Erem Nur. Ben de katılıyorum. Ya Revival, evet. Tam olacakları dönem. Bir iki kere galiba sakatlandılar. İki kere sakatlığa kurban gittiler. Onlar için çok şanssız. Hem The New Day ile hani tam böyle ışıkların kızılacağı zaman onları izlemedik. Onun yerine her hafta hani ne kadar izlenebilse de sürekli Dean Ambrose, Seth Rollins, Sheamus, Cesaro arasında döndü. Ya işte birisi birisiyle karşı. Her hafta garanti maç olarak bakıyorduk bunu, dörtlünün arasında olanlara. Dediğiniz gibi yeni bir kan lazım. Yani takımlar divizyonu, ama yani SmackDown'a mı daha önce lazım? Raw'a mı? Bilemiyorum. Çünkü ikisi de neredeyse çıkmaza giriyorlar gibi. Evet, son olarak Fatih, Raw takımlar divizyonunu kapatmadan önce Hazreti Süper Dragon'un sorduğu bir soruyu ileteyim sana. Raw takımlar divizyonu için çareyi Odors of Pain'de göstermiş. Şimdi ben NXT'den gelecek hiçbir takımın bu açığı kapatacağını düşünmüyorum. Ne Odors of Pain, ne Shake, ne Sanity,
ne TM61, hani hangisini sayarsan sayısın ki bunu NXT'yi yani 5-6 yıldır izleyen bir adam olarak söylüyorum. NXT'den gelecek hiçbir takım Raw'u kurtaramaz. Yani Raw'un takımlar divizyonu. Raw'un takımlar divizyonunda hikaye yok. Yok yani. Bu kesinlikle. Hikaye sorununun, bu sorunun halledilmesi gerekiyor. Raw takımlar divizyonunun çözülmesi için. Kesinlikle. Ve yani ben artık çok daraldım biliyor musun? Böyle takımlar sorunu olan yere böyle Odors of Pain, Odors of Pain sıkıştırılıyor. Arkadaşlar Odors of Pain, şöyle bir şey söyleyeyim size. NXT'de Ascension Odors of Pain'den daha dominant bir takımdı. Ascension'in geldiği yere bakın şimdi aldım bir dönüp de. Yani Odors of Pain, Odors of Pain'den özür dilerim Salih. Odors of Pain'den şey beklemeyin yani böyle çok yüksek verim beklemeyin. Hatta Sinit'ten bile çok yüksek verim beklemeyin. Hani söylüyorum çünkü. Yani olabilir. Hani böyle rezalet bir kullanılış olabilir. Çok gördük yani. Bu arada Beyaz sorunu bulamadım yukarıya çıkınca. Bir sorunu iletirsen bir daha sorarız buraya. Cem evet, Yılmaz'ın devam et de. Cem Yılmaz'ın ufak bir giriş yapayım. Radyo editi de koyarız. Şey bir videosu var Twitter'da sürekli denk geliyorum. Daralıyorum, sıkılıyorum, utanıyorum diye bağırdı. Cem Yılmaz mı dedim? Çok özür dilerim. Cem Uzan. O video geliyor yani sen onu anlattıkça aklıma. Ya kesinlikle öyle ya. Geçebiliriz evet. Evet. Devam ediyoruz. Kurt Angle geliyor. Kurt Angle Ronda Rousey'in evet Erem'in direkt böyle bir nefes yükseldi. Allah Rousey deyince böyle. Ne diyebilirim ki? Evet. Rava imza atacağı Elimination Chamber'da segmenti duyuyoruz. Hatta ben burada direkt Erem'in tartışma konusunda yazdığını okuyayım. Asuka hadi kızım şu segmente basa Ronda'yı köyüne geri yolla. Evet ilginç. İlginç Erem. İlginç. Neyse. Jason Jordan'ın sağlık durumundan bahsediyor. İşte diyor ki ya ben diyor burada diyor genel müdür olarak konuşmuyorum. Bir baba olarak konuşayım diyor. Yani benim oğlum azıcık acıyın diyor. Siz de öldürdünüz diyor. Yani ne yaptınız lan diyor işte falan diyor. Sonra şey diyor. İşte eğer size birisinin sakatlanıp VM'yi kaçırması zevk veriyorsa kendinize utanmalısınız diyor. Kurt Angle reis duyar kasıyor. Formu da diyor bunu aslında. Ne? Aslında bunu formu da diyor. Nerede? Formu da diyor bunu aslında. Forum. Bizim forum var ya. Ha. Forumdan oku. Bir de açıkladı yani bizim forum var ya diye adam. Anlamadım. Gerçekten yani, çok evet. Zor anlıyorsun evet. Evet anlama kabiliyetin biraz güç. Burak Raffet. Burnit Down'u duyuyoruz. Seth Rollins geliyor. Ve alevli tightsız geliyor. Teşekkür ediyorum Eren bu ayrıntıyı verdiğin için. Ne demek? Jason Jordan için üzgünmüş işte. Ya sen burada ne yazdın arkadaş? Kalbi temiz bir çocukmuş falan. Bir zamanlar fakir ama gururluymuş falan bir şeyler okuyacağım. Neyse ben kendi bildiğim gibi anlatayım. Yoksa burada neydi ya romana gireceğiz. Ya kısa geçelim. Segmentleri anlatışı. Roman derken Roman Reigns'e değil yani. Roman edebiyattaki tabii romanı. Tabii edebi yönünden bahsediyor Fatih Yılmaz. Evet. Roman severler saldırmasın lütfen. Evet sakin. Roman bir iki sene önce bak aklıma geldi. İki sene önce bir anımı anlatayım. Roman Reigns'in temiz tuş olduğu hafta şeye neydi adı? Finn Balor'a temiz tuş olduğu hafta Roman Reigns eziliyor diye bir başlık attım. Kanalın yani başlık Roman Reigns'in ezilmesinden ziyade tuş olmasıydı. Fakat öyle bir kitle var ki kanalın en çok eksilenen videosu oldu. Hala da duruyor evet. Evet. Geçebilirsin Fatih. Evet, Roman Reigns'le ilgili bu şeyden sonra. Evet, bu arada link de geldi chatbox'a Salih'ten. Evet, Seth Rollins'in şeyini görüyoruz. İşte geliyor baba diyor ya bana diyor taktiğim partnerlerimi ben diyor öldürüyorum diyor. Bende diyor bir bela var, lanet var üstümde diyor. Alevli tight bile giydim yok olmadı diyor. İşte ondan sonra diyor ki baba diyor beni diyor Second Chance Fatal 4-Way'ine dahil et diyor. Evet. Ben diyor özledim diyor. WrestleMania Money in the Bank çantasıyla bastığım zamanları özledim diyor. Ben diyor otoriteye arkamda... Abi hakikaten adam otoriteye arkamda toplayan adam ya, nerelere düştü. Ya moruk kendi promosundan öyle bir etkilendi ki. Kurt Angle maça şey yapınca dahil edince böyle bir eli ayağı titredi. Böyle ringde bir sevindi gol atmış gibi. Sanki Fenerbahçe
6 Kasım 2002'de Galatasaray'a 6. golü atmış gibi bir sevinişi vardı. Kardeşim neydi o ya? Evet. Nereden Fatih mi? Yılmaz. Evet, ondan sonra Kurt Tangle'da diyor ki ulan diyor hadi diyor ekledim gitti diyor ama demiyor şunu yapıyor. Diyor ki arkadaşlar diyor ben diyor burada karar vermiyorum diyor. Ben seyirciye soruyorum diyor. Geçen hafta Alex Bliss'e yaptın. Seyirciye soruyor. Tabii seyirci yani hayattı. Acaba şeyi çok merak ediyorum. Orada seyirci hayır diye bağırsa ne yaparlar acaba? Böyle arkada buluyorlar ya seyirci evet diyecek diye. Seyirci hayır dese ne yaparlar acaba? Ama çok işte, merak ediyorum. Daniel Bryan bir salgın saldı insanlara. Artık GM'ler ya da komisyonerler ne sorarsa sorsun. Seyirci direkt yes yapmaya başlıyor sorunun cevabını düşünmeden. Daniel Bryan gerçekten çok büyük güreşçisin dostum. Sana selamlar. Evet. Bu arada bir dahaki hafta bir daha açıyoruz değil mi? Daniel Bryan WrestleMania'da olmayacakmış konusunu. Olmuyor. Neyse yayın sonunda konuşacağız Daniel Bryan evet. Evet. Bu arada aralarda bu Fatal 4-Way maçının katılımcıları promolar kesiyor. Ben buraları söylemiyorum. Yani şimdi Wyatt kesiyor. Seth o ikinci şans hak etmiyor. Şudur budur falan derken. Evet şimdi şovun kadınlar segmentindeyiz. Bayley, Sasha Banks. Bir zamanlar NXT'de yılın maçı kalibresinde hatta kazanan bir yani iki ismi görüyoruz ve gerçekten hani yine Raw kalitesinin üstünde bir maç çıkartıyorlar ikisi. Köşeye çıkıyorlar. Bu arada bugünkü her birebir maç neredeyse köşeden bitti ya. Böyle köşeye zıplayıp birbirine attı öyle bitti maçlar. Buradan da Super Bella to Bayley yapıp tuşa gidiyor. Bu arada bir ufak bir şey vereyim. Eren bunların adı Avalanche geliyor başına. Süper olmuyor haberin olsun. Bunu buradan belirteyim. Sabahtan beri diyorum ney bu süper değildi başka bir şeydi diye. Neyse. Avalanche Bella to Bayley ile tuşa gidiyor ve kazanıyor. Ardından Bayley ile işte ikisi yüz yüze geliyorlar fakat Nia Jax gelip ikisini de yıkıyor bir anda böyle. Hani Nia Jax bilmiyorum ne yapıyor ne ediyor. Çok acayip bir kimliğe büründü ve sonra Renee Young sanırım hatırlamıyorum kim olduğunu. Charlie Caruso da olabilir. Geliyor buna röportaj yapıyorlar. Diyor ki Asuka'nın iki haftada yaptığını sadece saniyeler içinde yapmış. Nia Jax. Bu çok kritik bir nokta Buğra Gür. Ne diyorsun yani Asuka'nın iki hafta yani yeneceğini bilsek de yine zorlu geçen maçların ardından kazandığı iki hafta boyunca Nia Jax saniyeler içinde yaptı. Bu Nia Jax hakkında nasıl bir izlenim yaratmalı bize? Valla Nia Jax'i izlenimini hakkında yorumlayacaksak çok olumlu şeyler söyleyemiyorum. Hoş geldin Lucifer. Şöyle bir şey söyleyeyim. Nia Jax bence divizyonun sürprizi olabilir. Yani Seth Rollins nasıl beklenmedik bir anda uzun yıllar FCW'dayken beklenmedik bir anda ana kadroya gelip büyük şeyler yaptıysa aynısı Nia Jax için de bana göre geçerli. Şimdi divizyonda çok fazla kıymetli isim var. Çok fazla çok şey beklenen isim var. Ronda gelebilir. Asuka çok şey bekleniyor. Rumble galibi. Öteki taraftan Four Horse Woman'dan yine Raw kadrosunda çok şey bekleniyor. Ama bir yandan da Nia Jax gerçeği var. Ve Vince McMahon'ın kas, çap, omuz, güç, saf kuvvet bunların hastası olduğunu da biliyoruz. Onun için Nia Jax'in bu aldığı push tesadüf değil. İlerleyen dönemde ki bu Road to WrestleMania ve WrestleMania için konuşuyorum. Etkileyici olabilir. Yani beklenmedik şeyler görebiliriz, izleyebiliriz. Evet. Eren, bir Nia Jax sevici olarak sen neler söylemek istersin? Eren burada mı? Evet. Eren. Aynen düştü Eren. Evet Eren düşmüş. O zaman Salih. Valla bence WrestleMania kadar şans bulamaz ama sonrasında düşünebilirler. Öyle bir izlenen veriyor. Geldim. Lone Man Nia Jax'i eşittir Karma'nın bir fotoğrafını atmış da.
Karma... Ya karma başka bir şeydi ya. Evet, dinliyoruz senden Nia Jax'i. Ya, Nia Jax şu ring içi olarak evet NXT'den geldiğinden beri kendini geliştirdi ama promolarında birazcık zayıflık var. Hani birazcık daha o domine yıkım etkisini verebilir. Yani çünkü bilmiyorum yani sürekli bir şey hani kale alamıyorum. Yani bu fanlıkla bir ilgisi yok yani. Fanlık yapmayı dibine yaparım ama yani Nia ne kadar inanıyorsa WrestleMania 3. kişi olarak gideceğine garip ama büyük ihtimal yine kendini ekletir yani yenildiği halde. Ya o maç teke tek olmaz. Ben Nia Jax'in yani WrestleMania zaferiyle ayrılacağını düşünüyorum. Hadi bu kadar kesin konuşmak istemiyorum da ben öyle düşünüyorum nedense. Salih, Ronda deyince düştü demişler Eren Nur'a. Ne diyorsun? Ne? Salih. Bu arada Ronda'nın ne bir şey, Eren için çamba çıkması şey, Eren için iyi bir şey çünkü Stephanie McMahon karışacak. Nasıl yani? Yani Ronda şey, Asuka ile kapışsa neden Elimination Chamber'a gelsin ki? Evet. Başka. Güzel bir yere temas ettim Moneymakers. Nia Jax'in Drak gibi bir kuzeni var. Bak bu da ya bak evet biraz espiritüel bir yaklaşım ama dikkat alıyorlar. Abi bu çok büyük bir etken ya. Anoa'yı ailesinden Anoa ya. Yani. Aynen şey öyle. Güzeldi. Bak Guerrero. Bak Guerrero. Guerrero, McMahon, Anoa'yı. Başka ne var? Bak bunların üçünden sen zaten tamam güreşi yönetebilirsin. Steamboat, Flair, Rhodes. Ha, Rhodes. Bunlarsa yani yönetirsin güreşi. Güreş senindir yani. Kudrot ya. kaç ay bir şey kaldı yani. Ya bu Dallas şirketi tutuyorlar. Babası güreşçi diye ya. Evet, Hüseyin 1574'de demiş ki ben o ailesi de diyor. Ben o ailesi de. Adamı siliyorlar. Evet. O zaman devam ediyorum. Yeter bu kadar. Arka alanda Seth Rollins var. Ya buraya geçeyim ya. Genel işte yine The Bar'ın Seth Rollins'le kapışması. Evet. Çok, Roman Reigns'in seni nasıl elemiştim ama keke diye Seth Rollins'e yaptığı atar beni çok derinden etkiledi. Lunatic Phenomenal demiş. Ronda Rousey'i çekemeyen gitsin halay falan çeksin. ESPN'de falan konuşulan ender güreşçilerden kendisi. Kendisi güreşçi değil bu arada. Sevmezsiniz belki ama katkısı büyük ve Sayna gibi PC'de uzun süre çalıştı. Buğra Gül'ün Beyzler yemeği kopması. Önemli olan PC'de çalışmak değil. Önemli olan ring içinde ne verebildiğini. Biz PC'yi mi izliyoruz? PC'yi neresi? Şey, Performans Center. Ne alaka yani? Göreceğiz bakalım. Şimdi Beyazıt'ın da aykırı görüş Beyazıt şey yapacağım diye gerçekten saçmalaması. Evet. Evet Fatih Beyazıt. sana bırakıyorum Beyazıt'ı. Evet al. Artık bırak al. Bana bırak. Al sana bırak. Beyazıt. Sana tek bir kelime söylüyorum. Kovuldun kardeşim. Evet devam ediyoruz. Of. O anladı. Eren de anlamıştır. Evet. Bundan sonra ekrana promo geliyor. Fakat burada hiçbirinize söz vermeyeceğim. Sadece Eren'e söz vereceğim. Asuka'nın bir promo geliyor. Oley. Evet. Asuka'nın promosunu yorumla ama mümkünse 37 dakikadan az süreyim. 860 gün. 240 maç. 34 farklı kadın güreşçi. 4 farklı maç türü. 11 tane ülke. 253 gün yenilgisiz NXT kadınlar şampiyonu. Muazzam bir detay. Ha bazen evet sıkıcı olduğumu evet ama yani şu anda görebildiğimiz yani en yetenekli güreşçilerden biri. Yani en iyisi demiyorum çünkü Ember Moon var, Kairi Sane var. Göremiyoruz ki. Onun dışında Nikki Cross var. Yani ama yani Asuka gerçekten farklı bir renge sahip, farklı bir kumaşa sahip. Yani WWE'de hiç böyle benzerini görmedik. Hani deliren kadın görmüşüzdür veya vahşi kadın görmüşüzdür. Alicia Fox olsun. Ama gerçekten hani Asuka hani 7 Ekim 2015'te sadece kağıda imza atmadı. Benim de gönlüme imza attı yani. Çok farklı bir insan. Ben bir güreşçi bu kadar sevdiğimi hatırlamıyorum. Bak Chris Jericho'yu kaç yıldır izliyorum, seviyorum. Bu kadar tutku olmadı bende. Bilmiyorum bir aurası var. Farklı bir aurası var yani. Karizması var.
Kesinlikle. Yani şimdi o bir sürü istatistik saydın. İnşallah onları ezberlemedin sevgili Luke Wizard Erabdur. Hayır, şeydeki videodaki şeyleri tamamen aktardım. Anlıyorum. Yani ezberlemedin. Hayır, ezberlemedim. Kafadan atmıyorum. Absolution ardından segmenti konuşalım. Absolution ringe geliyor ve Mickey James ve Alexa Bliss'le güreşiyorlar. Bu Mickey James'le Alexa Bliss'in arası kötü değil miydi ya? Ne ara iyi oldu. Geçen hafta yanladı biraz. Ha, bu hafta kanka olmuşlar. Bu çok hızlı gelişiyor bu WWE'de olaylar ya. Neyse. Absolution kazandı ve Alexa Bliss son anda 2'ye 1 çok acayip bir şekilde beni şaşırtarak bir tokatla ikisini de dağıtmayı başardı. Ya gerçekten bazen böyle aklımı zorlayacak şeyler oluyor. Böyle keçileri kaçıracak gibi oluyorum. Alexa da bugün bana onu yaşattı. Teşekkür ediyorum Alexa Bliss. Ama bu divizyona sen çok küçüksün. Yani ring içinde de çok küçüksün. Şekil olarak da çok küçüksün. Yani giydiğin havalı kilotun kıçını güzel gösteriyor olabilir. Fakat bu bana hitap etmiyor abi. Sal artık yakamızı, sal. Evet Erem Nur. Ya arka alana maç başında direkt şey yapıyor. Bu dönüşü yaptı yani. Böyle bir şey yok yani. Geri vitese takmak yok diyor. İşte ben sana diyor 6 kere işte kadınlar şampiyonu olduğum için işte kıskanıyordum. Böyle söyledim, şöyle söyledim. Elimination Chamber'da acımayacak. Diyecek abi bunların hepsi yalandı, ben seni kandırdım. Ama Mickey James zaten inanmamıştır yani. 2 günde hemen... Biz de şaşıracağız yani. Kurulmaz. Alexa kendi kalçasını şu an güvene almaya çalışıyor. Evet. Sevgili Salih arandı. Valla. Ya Alexa biz bence kaybedecek burası meyde. Ama yani kick-off'u falan koyarlar maçını ya. Önemsemezler. Diyorsun. Yani. Ya ben Alexa Bliss'in bu kadar uzun süre kemer tutabilecek yetiye sahip olan ya mikrofonu da birleştiriyorum. Anladın mı? Bak mesela The Miz'de de mikrofon var ama Universal Championship'i 8 ay elinde tutmuyor abi, anladın mı? Ya bu kadın gerçekten title defense de yapmıyor ya. Şimdi chatte diyecekler nerede yapmıyor kardeşim, şu kadar maçı çıktı, şu kadar aydır. En son TLC'de yaptı. Yapmıyor yani. Neyse bağırmayın. Hastayım, bağırmak istemiyorum. Ya geriliyorum biraz maalesef Alexa Bliss'i. Onun için geçiyorum sevgili Güreş Türkiye.net severler. Elias ve Çellocan. Baba Çellocan gerçekten nesnelerin doğadaki eşyanın tabiattaki yeriyle problemi olan bir adam. Çellocan ya. Çellocan hakkında konuşan biraz. Senin güzel çello çaldığını söylüyorlar Erem Nur. Ne? Ben bir tek bateri çalabiliyorum. Bu arada çello duymuş, kontrbasmış o. Sonradan öğrendim. Ne fark neyse eder kontrbas falan filan. Bizim olsun. Konumuz olaylar, kişiler ve olaylar değil. İlkeler ve fikirler kardeşim. Ya ben Strowman'dan böyle bir şey beklemiyordum. Ne bileyim, bir daha gelir kafasında kırar gitar diye düşünüyordum ama bu sefer çıtayı yükseltti. Sesi de güzelmiş ya. Albüm çıkartabilir yani. Yok satar. Evet Salih arandı. Çellocan Elyas'a dayak attı. Bir ben çok eğlendim. Mikrofonla oynama Erem Nur. Çellocan eğlendiriyor diyorsun. Beni eğlendirdi. Yani... Abi o ne muazzam bir sahneydi ya. Ya yalnız Çellocan'ı çalmaya çalışırken akordu bozdu. Çellocan çelloyu çalmaya çalışırken ya gene eşyanın tabiatına aykırı bir harekette bulundu. Braun Strowman kardeşim, seviliyorsun. Fatih neler diyorsun? Ben sana bir soru yöneltmek istiyorum neler dediğimden önce. Evet. Braun Strowman'la yürümek ister misin kardeşim? Braun Strowman arkamda olacaksa sıkıntı büyük ama önünde yürüme... O benim önümde olabilir.
Yani önünde yürüse de bence sıkıntı büyük ama neyse hadi bakalım. Diyorsun. Hadi. Geçiyorum. Kendi yorumumu söyleyeyim. Abi Braun Strowman hani bir tane yorum vardı. Rusev ile Braun Strowman hakikaten SmackDown ve Raw'ı izleten isimler şu an. Yani gerçekten adamın mesela bak şöyle bir durum var. Tank basan adamdan hep Rusev'deydi diye bir gimmick çıkardı. Her şeyi yıkan adamdan da artık böyle yani face'i zaten gitti artık. Face oldu zaten artık. Hani böyle baby face ama böyle sinirlendi mi şey yapar böyle yıkar. Kırar. Mesela hani böyle Pokemon'da falan vardı ya böyle Pikachu şey yapar böyle. Pikachu diye bağırır böyle her taraf kopar mesela. Braun Strowman o gimmick vermeye çalışıyor biraz. Böyle tatlı bir adam ama böyle sinirlendirdin mi kafana vurur gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Doğru. Umarım. Alexa Bliss'in yanında kedi gibi oluyor ya. Perdelerini falan kaldırıyor. Kardeşimsin. Şimdi bura yani hepimiz kadınların yanında öyleyiz. Evet. Evet. Geçiyorum segment yorum yoksa. Kardeşim Eren Nur'un yanında hiç öyle değilsin. Neyse evet geçelim. Pardon. Evet, neyse. Pardon geçelim. Evet geçiyorum. Evet. Eren Nur kardeşimiz canımız o yüzden. Evet. Reigns vs. Sheamus. Bu yaklaşık galiba 2 sene önce falan bir WWE şampiyonluk maçıydı. Ne kadar TLC 2015 diye yazmışlardı yorumları ama. Sonraki maç. Evet. Bu arada Fatih Yılmaz 17 tane misafir kullanıcımız var. Küçük bir işlemle Mixler'a üye olup chatbox'a katılıp sohbetimize daim olabilirler. Buyur. Yani mesela bak yani şurada Beyazıt'ın saçma yorumlarına falan ne diyorsun lan sen sığır deyip böyle bir yorum atarak doğru boşaltabilirsiniz. Veya benim baltacı gimmickime uymak için kafanızı yiyip baltamı kafanıza yiyebilirsiniz yani. Buğra Gül'ü iyi bilir benim baltalarımı. Noktadan sonra boşluk bırakma diye 3 gün adam banlayan adamım yani ona doğru. Göre. Doğru. Ona göre noktadan sonra evet. Boşluk şart. Evet. Evet. O zaman Reigns Sheamus maçına geliyoruz. Spear'ların katil olduğu bir maç. Hani böyle Spear'ların böyle göz sökücü Spear'lar atılan bir maç. Boç. Boçamanya'nın böyle yani bir bölümün sadece o Spear'ları oluşturacak böyle. Hani rezalet. Bir şey bu arada gördüm okumadan edemiyorum Gür. Demiş ki bu baltalar boy boy seni sevecek Gür Cowboy demiş. Of. Bu nasıl bir mısra dize ya? Kaç yaşındasın? Bir saniye Gür al bir daha yayını geliyor. Tamamdır. Roman Reigns'e geçiyoruz. Roman Reigns Sheamus biliyorsunuz arka alanda ufak bir Kim Baba rolüne girmişti gene Roman Reigns. Ya bu Roman Reigns'te tam şey var. Sürekli vücut çalışan adamların ama kendi fiziksel güçlerini göstermeye eğilimi vardır ya. Hani mesela Arda Turan da öyledir. Kendinden 40 yaş büyük adamı uçak yolculuğunda falan dövmüştür. Öyle bir sporcuların saplantılı egosu hareketleri var. Oluyor. Ha? Egosu, ukalalığı falan oluyor ya. O gibi Roman Reigns'in de yine bu tarz bir maçını izledik. Ya ben ringde Roman chatbox'a da sormak istiyorum soruyu. Ringde Roman Reigns'i izlerken abi bir şey fark ediyorum. Adam hiç hareket yemiyor. Ya arada bir yoruluyor. Tamam mı? Yorulduğu zaman da Sheamus'a elmel ediyor herhalde arada. Sheamus ringin ortasında kilit bağlıyor. Bir 5-2-3 dakika dinleniyorlar öyle hırgür. Sonra Roman Reigns tekrar dayak atmaya başlıyor. Roman Reigns'i iplere yolluyor. Superman punch'la dönüyor. Roman Reigns'i köşeye atıyor. Yumrukla sekip dönüyor. Sekip yine vuruyor. Ha sekip yine vuruyor. Aynen öyle. Roman Reigns'i aşağıya indiriyor. İşte ring demirine vuruyor. Roman Reigns ring demirine bir yumruk atıyor. Sonra dönüp Sheamus'a yumruk atıyor. Baba yeter. Baba lütfen. Tamam bu adamı Brock Lesnar'ın karşısına çıkaracağız ama güreşsin ya. Ya adam ring köşesinde clothesline şey toparlanıp şey spear yapıyor sonra. Anlamıyorum ben. Ya izledim. Ya bugün abi, Nirvana'ydı. O seviye Nirvana'ydı. Ulan izliyorum. Ya izledikçe hayretlere düşüyorum. Ben bundan bir 7-8 sene önce John Cena'yı böyle izliyorduk. Baba John Cena'yı izlerken ben sinir oluyordum. Nefret ediyordum.
ama bu adamı izleyesim gelmiyor. Elim kapat tuşuna gidiyor. Gözüm işte annemin temizlik yapmadığı, yaptı da sonradan battığı köşelere, tekrar toz olan köşelere gidiyor. Bulaşıklığa falan gidiyor. Ne bileyim, telefonumdan WhatsApp'taki mesaj geliyor, ona gidiyor. Abi bu adam, yapmayın ya. Gerçekten seyir zevki çok düşük. Sen ne diyorsun bu konuda sevgili Salih? Çok tek taraflı güreşiyor ya. Yani biraz Sinan'da zamanında böyleydi ama bir çekiciliği vardı yani Sinan. Evet, Stephen Truway demiş. Aynı şekilde bizim söylediklerimize katılarak hareketleri, yediği hareketi Superman Punch'a çeviriyor. Yani abi, yani benim şimdi izlediğim şeyin de biraz gerçekçiliği olmayacak, biraz sıkıcılaşıyor mu? Bana mı öyle geliyor Fatih? Abi ben daha da beterini söyleyeyim sana. Hadi biz yine iyiyiz. Böyle haftalık şovun arasını sevdik. Bu bir PPV WWE şampiyonluk maçı olarak sunulmuş bir maç. Hani bir de o açıdan bak, yani gözler böyle Jinder'ma Randy Orton arıyor yani o maçı gördükten sonra gerçekten. Jinder'ma AJ Styles demiyorum, o çünkü yani yılın en iyi WWE şampiyonluk savunma maçı olabilir. Şey hariç tutuyorum. John Cena AJ Styles maçını hariç tutarak söylüyorum. Hani bayağı rezaletti. Umarım Allah bir daha seyrettirmesin. Allah bir daha Reigns'in Reign yaptırmasını seyretmesin. Yani böyle ortada şey gibi gelsin abi. Big Show gibi böyle. Elini uzatana yumruk atsın falan. Hani standart Big Show gibi gelsin abi. Yani hiç sorun değil gerçekten. Hiç sorun değil. Ben ilerliyorum. Çünkü içeride yeğenim var. AT diye bağırıyor ve şu an devam etmekte çok zorlanıyorum. Böyle yarıda bırakmak istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı ilerliyorum. Evet. Garip Main Event'iyiz. Garip Main Event. Garip Main Event. Ya Erem ne biçim yazmışsın ya? Çok karışık. Evet, evet. Sonunu, sonunu söyleyip yorumlamakta fayda var. Gerek tamam. Fatal 5 Way maç. Bütün maç zaten zaten izlemeyen yorum dinlemez yani. İzlemeyen adamın tüm maçı anlatmaya gerek yok. Evet. Elimination Chamber son olarak girecek kişi belirlemek adına Fatal 5 Way maç. Bray Wyatt, Matt Hardy, Apollo Crews, Seth Rollins, Finn Balor, Roman Reigns de geldi bir ara ama nerede geldi bilmiyorum. Yok, Roman Reigns gelmedi. Niye geliyor Roman Reigns'e? Kafa giydi. Neyse. Evet. Bu arada Hüseyin 1574 demiş. No sell. Adam gerçekten no sell ya. Ah. İçime, Lesnar en azından iyi hareket. İçime dert Lesnar oldu ya. İçime dert oldu birader ya. Evet. Evet. Ondan sonra kimin kazandığını ben açıklamakta zorlanıyorum. Seth Rollins'te Wyatt. Evet. Seth Rollins'te Finn Balor. Wyatt'ı aynı anda tuş ediyorlar. Tövbe bismillah, bir şey çıkıyor ortaya. O an işte kafamıza soru işaretlerinde acaba bir dahaki hafta Finn Balor Seth Rollins maçı mı olacak gibi düşünürken Kurt Angle'dan bugün sabah saatlerinde gelen bir açıklamayla Elimination Chamber tarihte ilk defa 7 kişiyle yapılacak. 3 kişi başlayacak ligde. İlginç. Çember evet, değişmeyecek yani. Gene Vince McMahon masraftan kaçıyor, çemberi değiştirmiyor. Kardeşim bu Amerikan futbolu mu uğraşıyorsun? Ne uğraşıyorsun? Bırak git. Yürü ya. Git. Bırak git ya. Bu ne ya? Şovlarda havai fişek pat. Ben WrestleMania'yı çok merak ediyorum ha. Ya bir WrestleMania her anlamda şölenken acaba havai fişek Hayro falan. Hayro patlamayacak falan. Ay korkutucu ya. Aha! Yani gerçekten inanamıyorum. Neydi Cem Uzan'ın? Sıkılıyorum. Daralıyorum. Sıkılıyorum. İnanamıyorum ya. İsyan ediyorum. İsyan ya. Bu Cem Uzan her segment başına bunu koymamız lazım ya. Öyle. Ya adamlar Royal Rumble şeyinde bile kıstılar ya. Normalde gösterir patlar o pyro. Yok. Adam işaret ediyor. Herkes alkışlıyor. Ron da gösteriyor böyle. Bir daha görmeyenler için bir daha gösterim. Aha. Abi sonra tabi dalga geçerler. Çok acizceydi ya. Asuka Rumble winner olmuş. WrestleMania amblemini gösteriyor. Öyle insanlar bir şey bekliyor. Heyecanla bir şey bekliyor. Atraksiyon yok. Ben de pyro patlayacak diye bekliyor. Ron da geliyor. Ekran görüntüsü alacak diye bekliyor Eren Nur bir yandan.
Ama fire aldım ben. Havai fişek patlamıyor. Bence ne oldu biliyor musun? Asuka çok yoruldu. Tamam mı? İşte elini kaldıramadı o tabelaya doğru. İşte arkasını arkadan arka alan, arkadan arka alan görevlisini çağırdı. Neyse dur çok ileri gitmeyeyim. Ardından az şey Ronda'yı gönderdi. Ama çok güzeldi. Elini böyle dedi, sen de kimsin, benim anımı bozuyorsun ya. Gel los. Asabımı evet. Bozma. Evet. Sanıyorum yorumlama bitti. Evet. 5 evet, üzerinden kaç puan veriyoruz sevgili Chatbox ve Fatih Yılmaz? Kaç veriyorum? 4 çok rahat veriyorum. Eren Nur Domurcuk. 4 veriyorum. Salih Arandı. 2. Ben de 3 veriyorum. Buradan Fatih Yılmaz'ın yeğeninden anladığım sesler kadarıyla o da 3 veriyor. Evet. Chatbox'da Lunatic Phenomenal 4 vermiş. Bellas Legacy 2 vermiş. Balor Club 3.5. Lucifer 4. Hikmet Zeybek 1. Lonman 3. Stephen Truway 3. Sümercan Ertit 4 vermiş. Evet, bu haftanın Raw değerlendirmesi bu kadardı. Yarın SmackDown yayında saat 21'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.